Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ayrıntılı Osmanlı tarihi serisinde son olarak sizlerle birlikte Orhan Gazi'nin hayatı hakkında genel bir bakış sahip olabilmek için Orhan Gazi'nin hayatını ana hatlarıyla incelemiştik. İnşallah bu videomuzda ise Orhan Gazi'nin bey olmadan önceki hayatına bakıp Orhan Gazi bey olmadan önce nasıl bir yaşam sürdü, bunun hakkında sizlere elimizden geldiği dilimizin döndüğünce ayrıntılı ve doğru bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Doğum tarihi 1281 olarak verilmekle beraber bu tarihi 1274, 1279, 1287 olarak veren kaynaklar da bulunmaktadır. Osmanoğullarının en uzun ömürlüsü olan Orhan Bey'in çocukluğu ve gençliği bilinmemektedir. Nasıl yetiştiği, nasıl eğitim aldığı, hatta okur yazar olup olmadığı dahi bilinmemektedir. Osmanlı tarihinde adının ilk geçişi 1298'de Holefira Hatun, yani Yarhisar Tekfur'un kızı veya Müslüman olduktan sonraki adıyla Nilüfer Hatun ile evlendirilmesi nedeniyle olmuştur. 1300'de Köprühisar'ın fethinde bulunmuş ve Karacahisar Uçbeyliği verilmiştir. Osman Bey oğlunu Emir-i Kebir yani Beylerbeyi rütbesi ile küçük beylik ordusuna komutan atamış ve bundan sonraki babasının her askeri eylemine katılmıştır. Beyliğe babasının sağlığında mı yoksa ölümünden sonra mı geçtiği konusu tartışmalıdır. Bizans tarihçisi Leokonos Chalkondanios kaynak göstermeden babası ölünce oğlu Orhan'ın Uludağ'a çekildiğini ve sonra yanına asker toplayarak kardeşlerini alt ettiğini bildirir. İlk Osmanlı tarihçilerinden İbn Kemal tarihinde Orhan Bey'in Ahil liderlerinin kararı ile bey olduğunu ve Rusi Hadem ve Vücuh ulu oğlu Orhani riyasete layık gördüler demektedir. Aşık Pasazade Oruç Bey Nesri gibi ilk Osmanlı tarihçileri ve geleneksel kabul edilen anlatıma göre büyük ileri gelen beylik ileri gelenleri ve Osman Bey'in çocukları Osman Bey'in ölümü ardından bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda Osman Bey kardeşi Alaaddin'i bey olması düzeltiyorum. Bu toplantıda Orhan Bey kardeşi Alaaddin'in bey olmasını önermiş. Ama Alaaddin bunu kabul etmeyip kardeşi Orhan'ın askeri başarılarından dolayı devlet ileri gelenlerinin uygun gördüğü gibi küçük kardeşi Orhan'ı beylik tahtına münasip gördüğünü ifade etmiş. Ve böylece Orhan tahta geçmiştir. Adına kesilen ilk Osmanlı akte sikkesi Şubat 1324 tarihi taşımakta ve Orhan'ın en geç bu tarihte bey olduğuna kanıt sağlamaktadır. Osmanlı'nın ilk tapu senedini miladi 1301 yılında Orhan Gazi, Şeyh İzzettin Sami'le, düzeltiyorum, Şeyh İzzettin İsmail'e, Sakarya Akova'daki Çalıca
ve Şehler Köyü vakıf taposunu vermiştir. Orhan Gazi'ye bey olduktan sonra Şücettin, İhtiyarettin ve Seyfettin ünvanları verilmiştir. Adına tuğra çekilen ilk Osmanlı beyidir Orhan Bey. Şimdi kıymetli dostlarım, Orhan Bey'in hayatına da başka bir kaynaktan bakalım inşallah. Bir saniye. Kameraya bir şey olduğunu ayarlamaya çalışıyorum. Yine aynı yıllarda Osman Gazi'nin rahatsızlığı iyiden iyiye artmaya başladı. Ve Osman Gazi tarih sayfalarında kaynaklar kesin olarak tarihi belirtmese de 1324 ile 1326 yılları civarında hayatını kaybetti. Osman Gazi ölümünün yaklaştığını hissederek vefat etmesi durumunda naaşının Bursa'ya nakledilmesini istedi. Fakat bunun olabilmesi için önce oğullarının Bursa'yı fethetmesi gerekiyordu. Osman Gazi hastalığının son günlerinde bir vasiyette bulunarak oğullarından Bursa'yı, İznik'i ve İstanbul'u fethetmelerini istedi. Osmanlıların kurucusu Osman Gazi öldükten sonra naaşı ilk olarak Söğüt'e defnedildi. Oğulları Orhan ve Alaaddin, üvey kardeş olmalarına rağmen örnek teşkil edecek bir dayanışma içerisindeydiler. Osman Gazi öldüğünde şahsına ait birkaç elbisesi, birkaç atı ve biraz da koyunları vardı. Dünya hayatında bir mal edinme arzusuna girmemişti. Osman Gazi'nin vefatının ardından iki kardeş herhangi bir taht mücadelesine girişmediler. Orhan Gazi, kardeşi Alaaddin'e beyliğin başına geçmesini teklif ettiğinde Alaaddin Paşa şöyle bir yanıt verdi. Merhum babamızın duası ve himmeti seninledir. Çünkü kendi sağlığında kendi askerlerini senin yanına verdi. Şimdi beylik vazifesi senindir. 1326 yılında Bursa daha da sıkıştırıldı. Bazı kaynaklarda Osman Gazi henüz yaşamaktaydı. 9 yıl boyunca şehrin ele geçirilmesi için baskı yapılmıştı. Bursa'ya yapılan bu baskıdan ve Mudanya'nın fethinden sonra Bursa tekfuru Beres artık yılmış ve şehri teslim etmeye karar vermişti. Orhan Gazi, Kösemihal ve Turgut Alp Bursa şehrinin önüne vardılar. Özellikle eski Doğu Roma tekfuru olan Kösemihal anlaşma konusunda büyük başarı gösterdi. Tekfur Beres Hisar'ı teslim ettikten sonra kimsenin canına ve malına zarar gelmemesi karşılığında şehri teslim edeceğini söyledi. Bursa tekfuru Osmanlı korumasında Marmara Denizi'nden gemiye bindirilerek İstanbul'a gönderildi. Müslümanlar tekbir eşliğinde şehre girerek 6 Nisan 1326'da Bursa'yı Osmanlı Devleti'ne katmayı başardılar. Ardından başkent ilan edilen Bursa'ya Osman Gazi'nin vasiyeti üzerine naaşı getirilerek Gümüşlü Künbet'e defnedildi. Orhan Gazi Bursa şehrine girdiği zaman Tekfur Beres'in veziri olan Saruz'a neden Hisar'ın teslim edildiğini sordu. Saruz'un cevabı şöyleydi. Sizin devletiniz günden güne büyürken bizimkinin zayıfladığını gördük. Babanızın yaptırdığı hisarlar sayesinde
köylerimizi zapt ettiniz. Bu köylerdeki insanlar huzur ve rahatlığı görünce size itaat etmeye başladılar. Bizi dinlemez ve anmaz oldular. Yüklü mallar yığmamıza rağmen bir türlü satıcı bulamadık. Alacaklarımızı zamanında alamadık. Kısacası Hisar bize hapis oldu. Padişah aciz olunca memleket kısa zamanda harap olurmuş. Bunu çok iyi anladık. Dünya sürekli değişmektedir. Şimdi bu değişiklikler bizde de gerçekleşti. Orhan Gazi, Bursa'nın alınmasından sonra şehrin iskan çalışmalarına hemen başladı. Gazi komutanlarına, kuzey taraflarında kalan Doğu Roma topraklarına akın etmelerini emretti. Gazi Abdurrahman ve Konur Alp ilk olarak Samandıra Hisarı'nı ve ardından Aydos Kalesi'ni ele geçirdiler. Bu fetihler sayesinde Doğu Roma'nın İznik ve İzmit'ten başka Anadolu'da bulunan toprağı kalmadı. Padişah Orhan Gazi çok geçmeden İzmit'in fethiyle görevlendirilmiş Akçakoca ve Konur Alp'in vefat ettiğini üzüntüyle haber aldı. Kocaeli taraflarına oğulları Gazi Süleyman Paşa ve 1. Murad'ı Serdar olarak bıraktı. Orhan Gazi'nin ilk hedefi İznik oldu. Zira şehir uzun yıllardır kuşatma altında bulunuyordu. Çevresine yapılan iki hisarda şehrin tüm kaynaklarını keser duruma gelmişti. Orhan Gazi şehri kuşattığında Doğu Roma İmparatoru Andronikos İznik gibi önemli bir şehrin kaybedilmesinden büyük bir endişe duyuyordu. İmparator 3. Andronikos Palaiologos kendisine yönelen bu tehlikeyi ortadan kaldırmak amacıyla ve kaybettiği kaleleri almak ümidiyle ordusunu hazırladı. Orhan Gazi de İznik önlerindeyken imparatorun üzerine geldiğini öğrenince şehrin önünde küçük bir birlik bırakarak imparator ve ordusunun üzerine yürüdü. İki ordu Darıca ve Eski Hisar mevkiinde bulunan Palekanon'da 10-11 Haziran 1329 günü karşı karşıya geldiler. Orhan Gazi Doğu Roma ordusunu ve imparatoru kesin bir mağlubiyete uğrattı. İmparator bu savaşta yara aldı ve askerleriyle birlikte kaçarak canlarını zor kurtardılar. Palekanon Savaşı'nın ardından Orhan Gazi İznik kuşatmasına devam etti. Esasen Doğu Roma İmparatoru'nun Palekanon Savaşı'nda yenilmesi İznik'te tüm ümitlerin bitmesine neden olmuş ve savunma direnci kırılmıştı. Halkta Orhan Gazi'nin merhametli bir padişah olduğunu duyunca kendisine tabi olmaktan çekinmemişti. 1331 yılında İznik sulh ile Osmanlılara teslim edildi. Evet kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Orhan Bey'in bey olmadan önceki yaşama hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda Orhan Gazi döneminde Anadolu fetihleri konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda görüşmek üzere.
Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah.